saatinden Merhaba sayın seyirciler, günün sıcak gelişmelerinden derlediğimiz haberleri, yeni mesaj yazarı Murat Çapaz'la birlikte ele almaya çalışacağız, değerlendirmeye çalışacağız. Bugün haberlerimizin içerisinde Bamsıkaya Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş'ın bir Suriye değerlendirmesi var, bunun haberi olacak. Onun dışında TÜİK Başkanı bugün açıklama yaptı, dün konuşmuştuk zaten, dün Türkiye'nin gündemindeydi. E, TÜİK'in açıkladığı işte fiyatlar. Bugün e, TÜİK Başkanı o konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bir başka haberimiz Avrupa'da maaşların en düşük olduğu ülke Türkiye. Yani e, Sayın Mehmet Şimşek'in e, işte Avrupa'da gelişmekte olan ülkeler içerisinde en yüksek maaş bizim falan diyordu ama e, öyle olmadığı çıktı ortaya. Bugün bir de e, sendikalar askeri ücret zammı için ortak bir açıklama yaptılar. Böyle bir gelişme de var. Bu haberleri değerlendirmeye çalışacağız. Başka haberlerimiz de var ama ilk önce Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Başın haberi var. Onu izleyelim üzerinde de konuşalım. Yani toplum tabii ciddi bir reaksiyon veriyor, ciddi bir rahatsızlık var. Bu işin sorumlusu hükümettir ve Erdoğan bu işler ta 2011 yılında başladığında. Bak ben sana açıkça bir şey söyleyeyim. Suriye konusu da Arap bağrına gidelim. Yani Arap Bağrı başladığında bunun nereye evrileceğini, nasıl sonuçlar doğuracağını, bize sığınmacılar getireceğini, işte Orta Doğu'daki istikrarsızlığın Türkiye'ye mal olacağını Erdoğan biliyordu. Bunları görmek için çok aşırı zeki olmaya, çok öngörülü olmaya, çok uyanık olma ihtiyacı yok ki. Bunları görüyordu. O gün koltuğuna güçlü oturabilmek için, o gün birilerine yarana için. Böyle kararlar verdi. Bunları uyguladı. Bunun yanında oldu. Sürenin iç karışıklığına, Libya'nın iç karışıklığına. Bizim hükümetimiz destek oldu. Irak'ın işgaline destek oldu. AK Parti hükümeti. Ve o destek olurken, AK Parti bunlara destek olurken Müslümanlar öldürüldü. Ve bu ülkede ben muhafazakarım, Müslümanım diyen seçmen AK Parti'ye oy verdi. Yani Iraklı'nın kanı, Suriyeli'nin kanı, Libya'nın kanı bu iktidara bulaştı. Bu iktidarın vesilesiyle ben Müslümanım diyen, ben muhafazakarım diyen bizim seçmenimize, vatandaşımıza bulaştı. Ay ve yıldızın neyi temsil ettiğini herkes bilir. Dolayısıyla Müslüman bir insan ay ve yıldıza karşı aşağılayıcı bir tavırda olmaz. Onu yırtmaz, onu ayak altına almaz, onu yakmaz. Şimdi buna şuradan geleceğim. Yıl 1915 tehcir uygulanıyor. Talat Paşa'nın hatıratlarında 1 milyon civarı Ermeni'nin Anadolu'dan tehcir edildiği yazıyor. Suriye'den buraya gelenlerin bizim Müslüman din kardeşimiz Suriyeliler mi? Hani tırnak içinde söylüyorum onu. Yoksa o dönem gönderdiğimiz azınlık unsurlar mı bilemiyor. Önce Kayseri'de olaylar sonra Suriye'de olaylar. Şimdi bunlar birbirini takip eden meseleler. Bizim Suriye ile Esad'la normalleşmemizi istemeyen bir grup var. Burada da neye geliyoruz? Ben hep şu soruyu sordum vaktinde. Dedim ki insanlara soruyorum bu soruyu kendime değil. Sence proje Türkiye'nin sığınmacı doldurulması mı? Yoksa Orta Doğu'nun insansızlaştırılması mı? Şimdi bu sorunun cevabını aslında bu konuda görüyoruz. Yani Suriye ile Türkiye'nin normalleşmesi aslında projenin ikisi olduğunu gösteriyor. Neden? Normalleşti Suriyeliler topraklarına döndü. Türkiye'de sığınmacı kalmadı ve Orta Doğu'da insan var oldu. Yani Orta Doğu'nun toprak sahipleri yurduna dönmüş oldu. Bu iki proje isteniyor. Orta Doğu'nun insansızlaştırılması. Neden? Çünkü Avrupalı, Amerikalı vesaire Orta Doğu'da kendine yurt edinme projesini zaten 10 yıllardır belli satır aralarında söylüyorlar. Bunları biliyoruz. Yani Rusya da orada doğru bir tutum sergilemiyor. Amerika da orada doğru bir tutum sergilemiyor. Ama dönüyorsun bakıyorsun Amerika ve Rusya orada kendine alan buluyor, kendine yer açıyor. Kendi siyasi ikballeri için orada bir şeyler yapıyor. Bak Amerika orada petrolü kontrol ediyor. Rusya orada sıcak denizlere iniyor. Bak hepsinin bir emeli var. Ceremesini Suriye vatandaşlarıyla Türkiye vatandaşları çekiyor. Ceremesini çeken biziz. Niye? Rusya ile Amerika kendine yer bulsun diye. Biz normalleş, bizim normalleşmemiz istenmiyor. Bunu kim istemiyor? Amerika. Bunu Rusya da istemiyor. Yani direkt tepkimiz bu. Ya. Amerika istemiyor. E Rusya da istemiyor. Hiçbiri istemiyor. Çünkü hepsi oradan bir menfaat elde etmenin peşinde. Ama Türkiye'nin hükümetiyle şöyle bir yere gelmesi lazım. Başka ülkelerin menfaatlerini savunan, başka ülkelerin menfaatlerini güden değil, kendi menfaatlerini koruyabilen, kendi menfaatleri uğruna bir siyaset yapan bir noktaya gelebilmesi lazım. Ama bu hükümette bu mümkün değil. Ben bunu yapabilirim. Yani ben bunu Yapmak için siyaset yapıyorum zaten diyorum ki ya Bizim toplumumuz bizim milletimiz bizim devletimiz Bu payelensin bu güçlensin bunun menfaatine işler olsun Bana ne Hani biz diyoruz ya bana ne Suriye'den Mesele Suriye değil ki Bana ne Amerika'dan bana ne Rusya'dan diyebildiğimiz zaman bu işten kurtulacağız Dediğim gibi Erdoğan e, Ortadoğu politikasını Başlattığı günden beri Türkiye'yi bir böyle bir e, zifiri karanlığın içine attı. Bu karanlığın içine attığından beri neler yaşayacağımızı biliyordu. Belli siyasi ikballer için, belli menfaatler için bunu kabul etti. Bunu hayata geçirdi. Dolayısıyla bizim kendimize ait değerlerle yürümemiz şart. Başka değerleri benimseyen, başka değerlerin çıkarlarını e, benimseyen unsurlarla, siyasetçilerle yürümeye kalktığımız sürece bu sonuç değişmeyecektir. Evet, Sayın Şapaz, Bağımsız Türkiye Partisi lideri, Sayın Hüseyin başı hani izledik. Önemli konulara değindi. Suriye ve dış politika ağırlıklı bir e, konuşmaydı. E, yani not aldığım e, önemli yerler de var. Yani önemli tespitlerde bulundu. Mesela Suriye politikasının aslında sonuçlarının böyle olacağı biliniyordu. E, ama bile bile bu politika e, uygulandı. Ee, en son söylediği, yaptığı tespit o. doğru ve sonuçlarını da görüyoruz zaten. Bütün Türk halkının, Türk milletinin memnuniyetsizliği, artı Suriye'de, Orta Doğu'da boşaltılmış bölgeler ve oraya terör yapılanmalarının yuvalanması. E bunun başlangıcına baktığımız zaman hepsi AKP hükümetinin e, politikaları sayesinde oldu. Yani Türkiye buna izin vermemiş olsaydı, AKP hükümeti buna İzin vermemiş olsaydı bunlar olmayacaktı. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Sözü de size vermek istiyorum. Ama bu iktidarı, buna rağmen bu iktidarı da hani millet verdiği oylarla da destekledi. Yani ona da vurgu yapıyor Sayın Hüseyin Baş. Bu yanlışı oy vererek destekledi yani millette. De. Dolayısıyla hani bizim de söyleyeceğimiz ne olabilir ki yani inşallah ayık yani ayıkmıştır millet bu hatasından vazgeçer. Eğer hükümet de bu hatasından vazgeçmiyorsa ona da gerekli cezayı keser e, diyorum ben de sözü seviyorum. Böyle. Öyle umuyoruz inşallah. Umuyoruz evet. E, gerçekten Bağım Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, e, Orta Doğu ve Suriye gerçeğini ve sığınmacı gerçeğini e, bütün yönleriyle e, çok geniş bir şekilde ele almış ve e, ki bu YouTube videosunun biliyorsunuz e, daha uzun, ee, izlemelerini tavsiye ederim izleyicilerimizin. Gerçekten enine boyuna çok güzel bir değerlendirme yapıyor Sayın Baş. Ve burada e, sadece bu bölümde ben e, beş başta ayırdım e, bu konuşmayı. Beş başlık altında kısa kısa e, değerlendirince zaten Sayın Baş söylemesi gereken şeyleri en güzel şekilde anlatmış zaten. E, birinci e, bölümde şunu aslında ifade ediyor Bamsıke Partisi'leri eee Sayın Erdoğan'ın e, sizin de ifade ettiğiniz gibi Büyük Ortadoğu Projesi adı altında e, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da yaşanan bütün e, kargaşa, kaos, savaş, çatışma, katliam, gök, kan ve gözyaşında e, sorumluluğu olduğunu ifade ediyor. Yani evet. bunları bütün bu projelerde bulunduğunu ifade ediyor. Hatta şu cümle önemli, Erdoğan Ortadoğu politikasını başlattığı günden beri Türkiye'yi böyle bir zifiri karanın içine attı. Yani Türkiye'nin şu anda yaşadığı problemler de e, Sayın Erdoğan'ın e, Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı olarak bu projeye verdiği destekle beraber aslında gündeme gelmiş oldu. Dolayısıyla burada bu e, Libya karıştı, e, AKP hükümeti destek oldu. E, Irak işgal edildi, AKP hükümeti destek oldu. Hatta Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, e, eski Milli Savunma Bakanı, İncil'i hava üstünden kalkan Amerikan uçakları 4300 sortu gerçekleştirdi evet. ve Irak'ta ifadesini kullanmıştı. Yani ve turistik e, gezi mi yaptı bu savaş uçakları orada? Ya orada orada e, milyonlarca insanı katletti. Bombardımanlarla şehirleri darmadağın etti. Irak'ın işgal edilmesine e, sebep oldu. Ve tezkere geçmemesine rağmen AKP hükümeti Amerikan askerlerinin zırhlı araçlarıyla beraber kara yoluyla Türkiye'den geçmesinin kapısını açtı. Yani meclis hayır diyor. Kendi milletvekilleri de dahil. Evet. Hayır diyor. Buna rağmen onay verdiler. Düşünebiliyor musunuz? Meclis de yok sayıldı yani. Ve bütün bu şeylerden sonra e, hani Sayın Baş ilk bölümde şunu ifade ediyor. E, milletin de bunda sorumluluğu var diyor. Neden? E, yani bu projenin e, içinde olmasına rağmen Irak işgalinde, Suriye işgalinde birçok şeylerde e, AKP hükümetinin sorumluluğu olmasına rağmen hükümet, hükümete milletin desteği de devam etti. Yani önüne sandık konduğunda bu politikalara devam denildi. Tabii. Dolayısıyla Sayın Baş ne diyor? <laughs> Burada yaşanan bütün hadiselerin, bütün ölümlerin kanı, bu desteği verenlerin de eline bulaştı diyor. Hani çok ben da, muhafazakarım diyen, ben evet. Müslümanım diyenlerin eline de bulaştı diyor. Çok da vurucu, vurucu bir ifade kullanıyor. Orada Müslümanlar öldürüldü, yani ve Türkiye'deki Müslümanlar o Müslümanları öldürenleri destekleyenleri de des oylarıyla destekledi. Ya yani bu ironiyi ortaya koyuyor. Evet çok evet. gerçekten çok büyük bir, bir vebal bu yani. Evet. Ve Sayın Baş bunun altını çiziyor. İkinci e, bölümde ise e, hani malum bayrağımıza saldırı oldu. Yani Suriye'nin e, kuzeyinde e, kimler tarafından? E, bağışlarını verdiğimiz, e, her türlü yardımı sağladığımız insanlar tarafından. Yani kendilerini muhalif olarak adlandıran kişiler tarafından bayrağımıza saldırıldı askeri araçlarımıza saldırıldı. askerimize saldırıldı. PTT şubemize saldırıldı ya vesaire. Yani orada Türkiye'ye, Türk bayrağına, e, Türkiye'nin değerlerine saldırıldı. Bunun üzerine Sayın Baş diyor ki özellikle Türk bayrağıyla ilgili olarak ay ve yıldızın neyi temsil ettiğini herkes bilir diyor. Yani Türk bayrandaki e, ay e, Allah'ı temsil ediyor. Hilal e, pardon hilal Allah'ı temsil ediyor. Yıldız ise e, şeyi temsil ediyor. E, o e, peygamberi temsil ediyor. Evet. Dolayısıyla e, kırmızı olan o renk ise Profesör Haydar Baş Bey zaman anlatırdı. Bu uğurda şehit olan Mehmetçiğimizi, insanlarımızı temsil ediyor. Evet. <laughs> yani bizim bayrağımız kutsal bir bayrak. Bu bayrağı bir Müslümanın kötü niyetli olarak el uzatabilmesi mümkün değil. Bırakın parçalamayı, yakmayı, kötü niyetle el uzatabilmesi bile mümkün değil. Müslümansa bunu yapamaz. İşte Sayın Başta diyor ki, daha önce zaten bu tespiti yapmıştı. Bu tespite ilaveten şunu ifade ediyor Sayın Baş. Aklıma şu, e, şu, geldi diyor. Hani 1915 tehciri geldi diyor. O dönemlerde 1 milyon civarındaki Ermeni Anadolu'dan tehcir ediliyor. Nereye gönderiliyor? Lübnan'a Suriye'ye gönderiliyor. Acaba diyor bizim Türkiye'ye getirdiklerim yani veya o Suriye bölgesinde koruduklarımız ya da Türkiye'ye gelenler, bayrağımıza saldıranlar, kim zarar vermeye çalışıyorsa, yani bunlar Müslüman olmayacağına göre Müslüman çünkü bizim bayramımıza zarar veremez. Acaba, Acaba onlar, diyor bunlar mı diyor? Bunlar evet, onların. Acaba bunlar falan mı, mı? Evet. diye bir soru soruyor. Bu da araştırılması, izlenmesi gereken bir konu. Ee, üçüncü başlıkta da şunu ifade ediyor: Türkiye ile Suriye'nin normalleşmesi istenmiyor. Neden istenmiyor? Çünkü e, şimdi hani şu soru soruluyor. E, amaç burada batılı ülkelerin, Amerika'nın, Avrupa ülkelerinin Orta Doğu'yu insansızlaştırması mı proje? Yoksa Türkiye'nin sığınmacılarla doldurulması mı? Ama sonuca bakıyoruz ki Sayın Başın ifade ettiği de. gibi her ikisi de. i̇kisi de oluyor. Çünkü Suriye ile Türkiye'nin normalleşmesi istenmiyor. Zaten normallik, o normallik bozuldu biliyorsunuz. Yani biz gayet iyi ilişkilerimiz vardı 2011'den önce. 1998 Adana Mutabakatı ile biz normalleştik aslında. Tabii. Ama 2011 itibariyle bu normalleşme bozuldu. Niçin bozuldu? Amerika emrettiği için bozuldu. Tabii Davutoğlu, Avrupa emrettiği için bozuldu. Sayın Davutoğlu gidiyor. Geçen siz de söylemiştiniz. Esat'la konuşuyor orada. Ee, yani öyle bir konuşuyor ki Esat diyor ki Davutoğlu'na siz diyor Türkiye'nin hani Türkiye adına geldiniz konuşuyorsunuz yoksa Amerikan adına mı konuşuyorsunuz? Çünkü Amerikalılar da bize geldiği zaman bunları söylüyor diyor. Evet. Sizce onların dediklerini bize söylüyorsunuz diyor. Ya bu bu yani bu zaten başlı başına e, büyük bir skandal aslında yani. Yani bir nevi aslında ne olmuşuz biz? Yani teşbih hata olmaz. Batının postacısı olmuşuz evet. yani. Adamlar bize diyorlar ki, şunları söyle bize gidip söylüyoruz. Evet. Var mı milli menfaat? Yok. Türkiye milli menfaat Türkiye ile alakalı bir talep var mı? Yok. yok. Yani hiçbir talep yok. Esad'ın Türkiye'ye karşı bir düşmanlığı oldu mu? Olmadı. Hani Prof. Haydar Baş her zaman ifade eder diye mantar tabancası bile doğrultmadı. Tavuğumuza kış kış bile demedi. Yani en uç örneklerle evet. bunu ifade ediyordu. Ve e, Sayın Baş'ın da ifade ettiği gibi hani burada bir e, efendim e, bir facadan bahsediliyor. Burada bir efendim e, kaostan, karmaşadan bahsediliyor. E şimdi burada bir e, kerbela yaşanıyorsa e, Sayın e, Efendim Profesör Başbey de bunu ifade etmişti. Sayın Hüseyin Başbey Efendi de konuşmasında bunu söylüyor. E, buradaki Hüseyin rolüne bürümüş olan kişi Esat oluyor. Yani evet. burada çünkü burayı kerbela çevirmeye çalışanlar batılı ülkeler ve ona yardımcı olanlar. E, durum bu olunca kerbela... buna e, hani teşbihte hata olmaz olarak söylüyoruz. Tabii ki kerbeler mukayese edilmez. Tabii ki. İmam Hüseyin'e de mukayese edilmez. Ama bu benzetmeler yapıldığı için bu söyleniyor Yani burada bir e, haklı haksızlık mücadelesi varsa burada haklı olan taraf kendi topraklarını savunmaya çalışan. Aslında benzer bir şeyi biz de yaşamıştık Kurtuluş Savaşı'nda. Mustafa Kemal Atatürk işte Kuvayi Milli Hareketi'ni başlatıyor. Düşmana karşı e, milli birlik e, oluşturuyor ve bunu yaptığı için de Batılılar tarafından işte terörist hain ilan Hain, vatan haini. işte efendime söyleyeyim padişahın halifenin emrine itaat etmeyen asi falan diye böyle yaftalanıyor. Sanki yani terörist çok, diyorlar sanki yani. Sanki çok umurlarındaydı yani Sanki evet yani. Aslında kendi emir tabii padişah çünkü onların emirlerini yerine getirdiği tabii. için onu kullanıyorlar tabii padişah ki. Padişah da o dönem batılların yine postası. Postası evet. Yani Atatürk düşünebiliyor musunuz? Atatürk vatan müdafası yapıyor. Atatürk'e demedikleri kalmıyor. Yani batılı ülkeler işte teröristten tutun her türlü ifadeyi kullanıyorlar. Hatta ölüme çarptırılıyor, İdam cezasına çarptırılıyor Mustafa Kemal Atatürk. Yani ne zamandan beri vatanını savunan insan e, terörist oluyor da dışarıdan gelip e, o ülkeyi karıştıranlar e, demokrasi havarileri, e, iyilik melekleri falan oluyor yani. Tam bir çarpıtma. Kesinlikle. Şimdi e, no, o yüzden normalleşme istenmiyor. Peki şu anda mesela Sayın Baş ifade ediyor. Türkiye Suriye normalleşirse ne olur? Sığınmacılar ülkelerine dönerler güvenli bir şekilde ve hani Doğu'nun insansızlaştırılması projesi devre dışı kalır. Türkiye'deki sığınmacılar da gitmiş olur. Türkiye üzerindeki büyük Orta Doğu projesi de devre dışı kalmış evet, olur. Hiç istemedikleri bir şey. O yüzden Esatla Erdoğan'ın veya Türkiye ile Suriye'nin normalleşmesi o yüzden şu anda istenmiyor. Yani istenmemesinin sebebi bu bunun içinde her türlü provokasyonu, her türlü şeyi yapmaya çalışıyorlar. Dördüncü başlıkta şu anda mesela hani biz bu Rusya'yla mı çözelim, Amerika'yla mı çözelim, şunla mı, şun, şunu, mu şöyle yapalım, bunu mu böyle yapalım, ara falan filan. Tamam hani Rusya ara olsun istiyor, talep ediyor ayrı bir konu. Ama Sayın Baş'ın burada ifade ettiği bir şey var. Diyor ki Rusya'nın da burada menfaatleri var. Sıcak denizlerinmiş vaziyette da burada menfaatleri var. Bir vatan projesi var. Onu hayata geçiriyor. Fırat'ın doğusunda bunu yani gerçekleştirmiş durumda. Evet. Kısmi olarak gerçekleştirmiş durumda. Hedefi bütün Suriye'ydi ama şu anda en azından Fırat'ın doğusuna ve petrol bölgesine bunu gerçekleştirdi. Şimdi Amerika'yla sen bu konuyu çözebilir misin? Yani Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, Türkiye suriye normalleşmesini sağlayacak bir anlaşmayı, bir mutabakatı Amerika'nın ara bulucuyla yapabilir misin? Yapamazsın. Çünkü Amerikan burada kazanımları var. Evet. Bunları kaybetmek istemiyor. Ve terörü burada devletleştirmeye çalışıyor. Ama aslında terörü devletleştirmiyor. Terörün e, önde terör, e, hani terör grubu, tabi onu terör demiyor bunu ama terör grubunu göstererek onun arkasına kendisi devletleşiyor orada. Evet. Yani hadise bu. Doğru. Buradaki kurulacak olan devlet Amerika'nın bir eyaleti gibi düşünün yani. Onun kontrolü. Suriyelilerin oluşturduğu bir şey değil. Suriyeli muhaliflerin oluşturacağı bir devlet yapılanması değil. Ordusuna varıncaya kadar böyle. Şimdi e, Amerika böyle Rusya ve Laskiye'de, Tartus'ta, şurada, burada asker güçler elde etti. Sıcak denizlere indi. Bunları yaparken de hani hatırlayalım. 2015 yıllar olması lazım. E, hatta Prof. Dr. Haydar Baş Bey e, buna tepki göstermişti o zamanlar. E, Rusya ile Rusya Amerika'da belli noktalarda anlaştılar. Fırat'ın doğusu konusunda efendim oradaki e, efendim e, PKK varlığının e, güç kazanması konusunda vesaire yani bir taraftan Esad'a destek sunarlarken bir taraftan da Fırat'ın doğusundaki yapılanmayı da destek verdiler. Görmezden geldiler. Hatta e, Moskova'da ofisleri var. Daha ne olsun yani? Evet. Her türlü ilişkiyi devam ediyorlar. Adamların Amerika'da da ofisi var. Adamların Moskova'da ofisleri var. Şimdi burada ne çıkarabiliriz? Demek ki Fırat'ın doğusu konusunda biliyorsunuz Türk askeri, Mehmetçiğimiz <laughs> Münbiç'e doğru bir operasyon yaptığı zaman araya Rus askerleri, Rus e, zırhlıları ve e, efendim e, Suriye ordusunun unsurlarını sokmuşlardı. Evet. Tabii Suriye kendi kendi kararıyla bunu yapmıyor. Rusya'nın isteğiyle beraber bunu yapıyor. Yani oradaki yapılanmaya hayır demeyen bir Rusya var. Demek ki biz yani ile da bu işi çözemeyiz. Sayın Başın ifade ettiği gibi Amerika'yla da bu işi çözemeyiz. Nasıl çözeceğiz? Bu işi esasla masaya oturarak çözebiliriz. Türkiye ve Suriye aynı Adana mutabakatında olduğu gibi beraber bu problemi çözer. Beraber normalleştiği zaman da bu sorun çözüldüğü zaman da hem sığınmacı sorun çözülür hem de e, efendim güvenliğimiz sağlanır hem de Suriye'de Suriye'ye kendi insanları Suriye'ye gitmiş olur. Güvenli bir şekilde. Bu sizin söyledikleriniz evet çok önemli. Ama totale baktığımız zaman 2011 öncesine kavuşmamız, yani o ortamın oluşması artık pek mümkün değil gibi gözüküyor. Biz tabi olması gerekenden bahsediyoruz. Evet. Yani Bağımsız Şirket lideri Sayın Hüseyin Baş diyor ki, olması gereken bu, bu normalleşme gerekiyor. Zaten devamında da şunu söylüyor. Bütün bu yanlışlara imza atan bir AKP hükümeti, Gerçek manada böyle bir normalleşme sağlayabilir mi diyor sağlayamaz ki en son maddede o zaten hayır sağlayamaz. Sorunu yaratan o zaten. Evet. evet. Çünkü e, bakın ne diyor Sayın Baş e, burada bir ne var koltuğu koruma siyasi ikbal peşinde koşan bir e, iktidarımız var dolayısıyla onu korumaya çalışıyor. E, bizim kendimize ait değerlerle yürümemiz şart diyor başka değerleri benimseyen, başka ülkelerin çıkarlarını benimseyen unsurlarla siyasetçilerle yürümeye kalktığımız sürece bu sonuç değişmeyecektir diyor. Evet. i̇ktidar böyle de muhalefet farklı mı? Şimdi muhalefet de eğer kalkıp ya işte ben Avrupa Birliği'ne ben benim projem, yani o, o proje girmek, dahil olmak istiyorum. Ben işte Amerika bak ilişkileri düzelteceğim. Amerika'dan daha ucuz kredi bulacağım. Fonlarla şöyle görüşeceğim neoliberal kapita, neo liberal kapitalist politikaları uygulayacağım falan falan filan. Bunlar devam edecekse ki bunları söylüyorlar şu anda. Dersi mesela veren, şey sayıda evet. övgüler yağdıran bir siyaset anlayışı. O zaman onların da bu normalleşmeyi yapması mümkün değil. Mümkün değil. Evet. Bunu ne diyor Sayın Baş? Bunu biz yapabiliriz diyor. Bağım Türkiye Partisi olarak diyor. Ne AB ne ABD efendim tek çözüm bağım Türkiye diyen bir anlayışla biz bunu yaparız diyor. Milletimiz de bunu görmesi lazım diyor. Tercihlerini ona göre düzeltmesi lazım. Evet, diyor. evet kesinlikle. Şimdi çok önemli bir başka haberimize geçiyoruz. O da bugün Tüyuk Başkana. Ona geçmeden bir şey daha var burada. Buyurun. Geçtiğimiz Pazar günü bir gösteri yapıldı. Fatih Camii'nin önünde toplandılar. Saraçhane'ye kadar yürüdüler. Gazze dayanışma platformu, Gazze'ye yardım, İsrail'e Telin yürümesi bu. O ardından da konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalarda İsrail'e eleştiri değil, Esad'a, Atatürk'e ve Sayın Esed dedi ya Sayın Erdoğan, o kelimeye tepkiler yağdırdılar. Hmm. Ya kardeşim e, Esad, e, Filistin davasına en fazla destek veren liderlerden bir tanesiydi. Şimdi tabii kendi içindeki problemlerle uğraştığı için fazla şey yapamıyor. Şimdi e, bu şeye dönüşmüş yani, İsrail'i telinden ziyade, Gazze'ye destek verenlere teline dönüşmüş. <laughs> yani e, Sayın Erdoğan, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad'a zalim dediği zaman destek veriyorlar. Sayın Esad dediği için de, Sayın Tebki, dediği için de... Telin ediyorlar. Efendim telin ediyorlar. Tam evet, kardeşim, siz, siz, kusura bakmayın ama sizin Gazze ile hiçbir alakanız yok ya. Yok yani. evet. Siz, bu bir İsrail'e destek mitingi olmuş yani. Başka bir şey olmamış yani. Evet doğru diyorsunuz. Evet, diğer haberimiz de TÜİK Başkanı bugün enflasyona ilişkin soruları yanıtladı. Dün zaten konuşmuştuk burada. Aslında bütün Türkiye onu konuşuyordu. Hala daha yankıları da devam ediyor. Gazeteci Alaaddin Aktaş'ın bir çalışmasıydı. O çalışmadan yola çıkarak TÜİK enflasyon işte sepetindeki o maddeleri açıklamıyordu, ürünleri açıklamıyordu. Onlardan yola çıkarak ürün ürün aslında TÜİK'in fiyatlandırmasını gerçekleştirmişti. Şimdi bu tabii büyük bir Türkiye'de yankıya yol açtı Çünkü bir kilo peynir 147 lira. Doktor ücreti, muayene ücreti 34 lira. Kiralar da 5800 lira falan açıklandı. Daha bir sürü de şeyler var. Bugün bunların e, izahını yaptı TÜİK Başkanı. E, konuşulda konuşulacak da çok şey var bununla ilgili. Hemen sözü size vereyim. Konuşmaya da başlayalım. Buyurun. Şimdi e TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, tabi e, tabii dün bayağı gündem oldu Alaaddin Aktaş'ın yazısı. Gerçekten güzel bir çalışma e, ortaya koymuş, evet. Tablosu tablosuyla beraber güzel bir çalışma ortaya koymuş. Şimdi dikkat ederseniz TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya e, konuyu değerlendirirken Alaaddin Aktaş'ın ortaya koyduğu fiyatlarla alakalı hiçbir şey demiyor. Evet, onu, evet. Yani bunlar, bunlar yanlıştır, yalandır, yanlıştır bunlar deyemedi. yalandır, bunlar bir yalanlama ortaya koymadı. Evet bu doğru yani şunu, şunu demeye getirdi aslında. Ha bu doğru ama bundan dolayı doğru. Yani biz bu evet. yüzden bunu yapıyoruz gibi izaha dönüştü. Demek ki Alaaddin Aktaş'ın çalışması hedefi tam 12'den vurdu. Bir daha tebrik ettiğimizi ifade evet. edelim. Yani sizin belirttiğiniz gibi tekrar hatırlatalım. Yurt ücreti 457 lira. Yok böyle bir yurt ücreti. Türkiye'nin hiçbir ha, yerinde evet. yok. Başka bir yurtta galiba. Yani Türkiye'nin hani diyeceksiniz ki şu anda 81 vilayetinde üniversite var. Özel üniversite, devlet üniversitesi vesaire. Yani buralarda acaba yurt ücreti hani düşük de ortalaması bu mu falan? Yani böyle bir şey yok. Böyle bir fiyat yok yani. Yurt ücreti, yani devlet, bir de devlet yurtlarının ortalaması diye bir şey olmaz ki. Yani Hazır, yani özel 2024 fiyatlarından bahsediyoruz. Evet. Ee, onun dışında ev kirası 5845. Böyle bir Türkiye'de böyle bir fiyat yok. Yani oturulabilecek bir evse bu, yani bir e, hani e, boşaltılmış deprem için hasarlı binada adam oturuyorsa bunu sayıyorsanız ayrı bir konu da. Yani oturulabilecek bir ev, sağlam bir ev veya az hasarlı bir evden bahsediyoruz. Böyle bir kira yok yani. Onun dışında zeytinyağı fiyatı 113 lira. Haziran 2024 yani geçtiğimiz aydan bahsediyoruz. Yani marketlerin hangisinde yok, daha... mümkün değil. Böyle bir fiyat yok. Bu ortalama fiyat diyor. Evet. Yani bir de Sayın Başkan, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya diyor ki bu fiyatlar ortalama fiyatlar diyor. Biz diyor 600 bin fiyat alıyoruz diyor. Bunun ortalamasını alıyoruz. 600 bin. Bu ne demektir? Evet. Çok yüksek fiyatlar var. Çok düşük fiyatlar var. Bunun ortalaması demek bu. Tamam da 113 lira bir fiyat nerede var? Nerede var evet. Ben ortalamasından bahsediyorum. Yani şimdi sayın... Tabii 113 lira ortalama olduğuna göre demek ki bunu yani atıyorum 50 liraya da zeytinyağı var demek ki. Tabii. O zaman ortalaması 113 liraya şimdi geliyor. 400 lira, 500 lira zeytinyağı var, 300 lira var bilmem hmm. ne var ama e, hani hadi 250 biraz zorlarsam var kampanyası kampanyası diyelim de. Yani kampanyası ortalama var. 113 olması için dediğiniz gibi 50 lira olması lazım. Evet. Bir taraf hani 500, öbür taraf yani 50, 20, 30, 30 falan. 30 lira falan, evet. Ya böyle bir şey mümkün mü? Ya toptancıda bu fiyat var mı? Zeytin ya, yani zeytin ya toptancısında böyle bir fiyat var mı? Peki ya nasıl? yanlış anlamayın, biz toptancı sayılırız yani. <laughs> böyle bir fiyat yok. Ya vatandaş bunları yaşıyor zaten. Zeytinçiyiz yani. <laughs> evet. Ya vatandaş biz yaşıyor zaten bunları. Evet. şimdi Markette, çarşıda, pazarda. Devam edelim. Bunları özellikle vurgulayarak söylüyoruz. Sizin dediğiniz gibi beyaz beyaz peynir 147 lira. Nerede? Fiyatı o şekilde Ortalama. Yani. Ortalama. Ya yani o fiyat en düşük fiyat o kadar değil. En düşük fiyat öyle bir fiyat yok. Şimdi e, en düşük bak lafınızı unutmayın. E, en e, en ucuz peynir hani süzme peynir denilir ya. Yani peynir su, peynir altındaki peynir altı, yapılır. evet. Evet, yani en ucuzu odur yani. O bile o fiyat değil yani. Değil. En kalitesiz peynir En de bu kalitesiz bir o fiyat değil yani. Evet. Yani ortalama bu diyor şimdi. Yani ortalama fiyat. Biz 600 bin fiyatı alıyoruz, ortalamasını belirliyoruz. Tamam da en düşük fiyat bu değilse nasıl ortalama alıyorsun? Evet. Yani burada bir mantık şeyi var. Burada bir çelişki Matematik var. Matematik evet. yok, mantık yok, hiçbir şey yok yani. Şimdi <laughs> e, açıklamada şunları söylüyor TÜİK Başkanı. Türkiye hane halkının ortalama harcama alışkanlıklarını temsil eden sabit bir mal ve hizmet sepetine dayandığını ve tüketicilerin karşılaştığı perakende fiyatlarındaki ortalama değişimi ölçtüğünü belirtti. Tamam. Yani şu anda fiyat artışları ve hane halklarının ortalama e, efendim e, alışveriş alışkanlıkları ve fiyatlar ve fiyatlardaki artış oranları bunu belirliyor TÜİK şu anda. Peki hani diyoruz ya bize buysa Zeytin yağı nasıl 110 olabiliyor? Kira nasıl 5485 lira olabiliyor? Evet. Ee, 5400 kaçtı? 800. 5800. Küsur. 5800 evet. civarında. Yani böyle bir ortalama fiyat yok. Demek ki bu e, tanım olarak ifade ettiği şey hesaplamada gözükmüyor. Başka ne diyelim? Diyor ki e, biz diyor yaşam maliyetini diyor tüfe, tüfe artışlarıyla beraber yaşam maliyetini ölçmüyoruz diyor. Biz sadece fiyat artışlarını, sabit bir mal ve hizmet sepetinin maliyetindeki değişikliği ölçüyoruz diyor. Burası önemli şimdi evet. Yani hepsi önemli de. Yaşam maliyeti endeksinin sabit bir refah düzeyinin maliyetindeki farklılığı yansıttığını şimdi yaşam, vurguluyor. Doğru aslında yani mesela yaşam maliyeti endeksi farklı bir konu. Ee, siz tabii ki mutlaka söyleyeceksiniz de. Ama sizin belirlediğiniz enflasyonla zaten insanların yaşam Şimdi asgari ücret endeksi neyle belirleniyor? belirleniyor? Asgari ücret neyle belirleniyor? Enflasyon Resmi belirleniyor. Resmi enflasyon oranında. Emekli maaşı öyle, memur emeklisi öyle, memur zamları öyle. E kardeşim sen yaşam maliyetiyle, yaşam maliyetini açıklıyormuş gibi Tabii. E, şu anda açıklıyorsun. Yaşam yani yaş insanların yaşam standartını senin açıkladığın bu enflasyon belirliyor zaten. Yani ondan sonra yaşam endeksi farklı bir konu diyor. Tamam doğru yani yaşam endeksi farklı bir konu ama... E bu bu neticeyi doğuran, açıklanan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri bu, bu neticeyi doğuruyor. O zaman biz de şunu diyoruz, e, hükümet o zaman e, TÜİK'in verilerini kullanarak yanlış yapıyor. Çünkü TÜİK diyor ki ben yaşam maliyeti endeksi açıklamıyorum diyor, ben fiyat artışını açıklıyorum. Tamam eyvallah, TÜİK açıklamaya devam etsin. O zaman yaşam maliyeti endeksine göre zamlar yapılsın. Değil mi? O zaman evet. TÜİK'in e, e, verileri dikkate alınmasın. Mesela yaş yaşam maliyetini kim açıklıyor? Türk iş açık diyor değil mi? Tabii. Yaşam maliyeti ne olarak açıklıyor? Yoksulluk açık sınırı. Bak, bir kişinin yani. yaşam maliyetini 60, e, 24 bin lira olarak açıklar değil mi? 24-25 bin lira olarak Bekar diyor. bir kişi. Bekar bir kişinin. Evet. 4 kişi bir aile yaşam maliyeti ne demek? Yoksulluk sınırı demek zaten. O da 62 bin lira. Eğer sen yaşam maliyetine göre belirleyeceksen, yani olması gereken bu o zaman, ona göre fiyat e, maaş belirleyeceksin. Devam edelim. Diyor ki biz diyor Tabii madde fiyatlarını niye yayınlamıyoruz? Yani şimdi eleştiri evet, ya, bu... disk bu noktada mahkemeye evet. verdi, mahkemeyi kazandı. Evet. Öncelikle sen mahkemeyi kaybettin ve yayınlamak zorundasın kanuna göre. Bunu izan yapamazsın yani. Kalkıp da milletin karşısına, basının karşısına ben madde fiyatlarını açıklamıyorum, sebebi şudur diyemezsin. Ne diyor sebep olarak? Önce bunu ifade edelim. Evet. Mahkeme dedi ki açıklamak zorundasın. Doğru. Mahkeme kararı uygulanmıyor. Sen bir kere yanlış da bulsan, doğru da bulsan, kabul etsen de etmesen de mahkeme kararıyla sen bunu açıklamak zorundasın. Kanun bunu diyor. He ben kanunu takmıyorum. O zaman diyeceğimiz bir şey yok. Bu bu da bir mahkeme konusudur. Bu da Türk ceza kanunu ilgilendirir. Şimdi devam edelim. Diyor ki biz diyor 600 bin üzerinde fiyatı değerliyoruz diyor. E tabii ki diyor bu yani şunu demeye getiriyor. Bu kadar fiyatı derlemek, bilmem de falan filan oldukça zor konular. Dolayısıyla diyor, e, bu fiyat derlemesi ay sonu bitiyor diyor. Biz üçüne, üçüne diyor bunu yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunların bir de madde fiyatlarını açıklamak diyor, bir günümüzü alıyor diyor. Alsın. Bize diyoruz ki, vatandaş olarak, yorumcu olarak, ekonomist olarak, şöyle e, Sayın Çetin Kaya diyoruz ki, biz size iki gün verelim. Eyvallah, en, enflasyonu üçünde açıklama, beşinde açıkla. Evet. Bir gün değil, iki gün sana verelim. Bak yüzde yüz. Ve sen ne yap? Madde fiyatlarını açıkla. Yani madde fiyatlarını açıklamamasının sebebi yetiştiremediğimiz için diyor. Evet evet. Yani onu, onu diyor işte. Yani ve a, ve etki şey diyor. E, yani sonucu de etkisi de, yok diyor. Etkisi de yok diyor yani. Ama tamam Nasıl da. Nasıl yok? Daha daha <laughs> önceki yaptığı açıklamada da şunu söylüyordu. İşte e, yanlış yorumlanıyor demişti. İşte bunu engellemen için açıklaman lazım. Şimdi yanlış yorumlanmıyor aslında. Doğru yorumlanıyor. Sen izanı yapamıyorsun. Ya bak, yani tabi. Şimdi yan yanlış yorumlanıyor diye açıklamıyorsan doğru yorumunu sen yap, millet de öğrensin. Zaten He, millet e, doğru yorumluyorsa o zaman sen e, bunun izahını yapmakla mükellefsin. Evet. Yapman gereken şey bu. Şimdi şunu da ifade edelim. Örnek veriyor mesela e, Van'daki domates değil mi? Evet. Van'daki bir domates ile İstanbul Etiler'deki çeri domatesi fiyatı aynı olabilir mi diyor. Biz bunların ortalamasını alıyoruz diyor. Yani bir de şu açıklama çok enteresan. Hani 600 bin fiyatın diyor 300 binini biz diyor market e, kasa fiyatlarından oluşuyor diyor. Ya Şimdi, o da bir enteresan. Ben bir de şey şu anladım. soruyu soruyorum evet. doğal olarak. Diyorum ki diğer 300 binin nereden belirleniyor? <laughs> yani biz hani marketlerdeki, bakkallardaki vesaire. He, İnternetteki ucuz fiyatlar almaya çalışıyorsanız onu bilemiyoruz. Yani şurada indirim var o fiyatı alalım. Domatese şurada indirim var o fiyatı alalım gibi. Eğer fiyat şeyleri hani düşük göstermek için bir çaba varsa bunu da bilelim. Ya şimdi şöyle bir durum. Tabii 600 bin, 600 bin ürün çok fazla. Yani gerçekten çok fazla. Yani ne var bilmiyorum. Bunun 300 bini marketler diyor. Yani gıda ağırlıklı. Demek ki 300 bini de gıda dışındaki sektörlerle ilgili olabilir. E orada da, orada çok ama ya 300 bin dışında. Yani bu kadar. Yani bir domatesin fiyatını <laughs> e, gidersin bir zincir markete bakarsın, fiyatlar aşağı yukarı aynı zaten. Gidersin bir manava bakarsın, gidersin bir pazara bakarsın, birkaç pazara bakarsın. Yani efendim e, birkaç şehirden e, 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 efendim alırsın, bunu ortalamasını alırsın. Yani e, <laughs> burada tabii şöyle bir gayret herhalde var anladığımız kadarıyla. Yani biz hani enflasyonu 71.6 göstereceğiz yıllık bunun için ne yapmamız lazım çabası var anladım. Size. Öyle gözüküyor evet. Yani sayı çok gösterilerek evet. Fiyat e, sanki böyle düşürmek için e, gayret sarf ediliyor gibi. Tabii şunu da söylüyor e, Sayın TÜİK Başkanı. Bizim yaptığımız bu hesaplama diyor. E, Avrupa Birliği, EFTA, ABD, Kanada gibi yani bunların çalışmalarıyla aynı biz hesaplamayı yapıyoruz diyor. Ama onların hiçbirisi bin euro olan bir kirayı 500 euro olarak göstermiyor. Evet. Tamam hesaplama yöntemin aynı olabilir. Ama senin fiyatlarında problem var. İşte denetlenebilmesi için yani bu verilen e, hani enflasyon açıklanan enflasyon verilerinin e, ilgili kişiler tarafından yani ekonomistler tarafından vatandaş tarafından <laughs> incelenebilmesi için işte bu sepetteki maddeleri açıklaması bunun için önemli. Evet. Yani bu, bu konuda çalışma yapılması gerekiyor. E tabi yani siz bunu gizlediğiniz zaman bunun incelenmesini engelliyorsunuz. E bu da bilinçli bir engelleme oluyor. Zaten mahkemede buna karşı çıkıyor. Şeyde unutmayın sözünüzü. Evet. Mesela Disk niye bundan rahatsız? Yani Disk mesela mahkemeye verdi efendim uğraştı. Çünkü Disk bu konuda aslında Nisan 2022 değil mi? Son açıklama tarihi. Nisan 2022'den önce Disk bu çalışmaları yaparak veri analizleri yapıyor. Evet analiz yapıyordu evet. Hala yapıyor. Şimdi yani o verileri çalışıyor. alamadığı için şimdi evet. diyor ya yani bunun diyor bir faydası yok demeye getiriyor. Yani Bakın şunu söylüyor. Geçmişte açıklanan madde fiyatlarının bir gösterge niteliği yoktu. Madde fiyatlarının açıklanması için ekstra bir gün daha çalışma yapmak gerekiyor. Yapın. Bu sebeple artık gösterge niteliği taşımayan bu fiyatları yayınlamıyoruz. Ama incelenmesi gerekiyor işte. İnsanların Şimdi onu... sen bunu bir evet. e, e, dikkate almıyor olabilirsin. Sen son veri açıklamak için bütün çalışmalarını yapıyor olabilirsin. Evet. Ama bu çalışmaları senin için yapan, Türk insan için yapan... Türk milleti için yapan, çalışanlar için yapan disk gibi kurumlar var. Türk iş gibi kurumlar var, kamu sen gibi kurumlar var. Onlar bu çalışma yapıyor zaten. Sen yapmasan da yapıyor. Evet. O zaman sen o verileri vereceksin. Onlar da analizini yapacak. Senin yapmadığın bu evet. görevi onlar yapmış olacak. Evet. Niye kaçırıyorsun bunu? Evet. Bir de fiyatlar biz makul mu değil mi bilmem ne mi bunda kontrol edelim karşılaştıralım görmüş olacağız. görelim tabii ki yani. Yani 5485 lira 5845 lira kira yani vatandaş soruyor nerede var? Şeffaflık gerekiyor. Yanlış anlamayın sadece İstanbul'da değil. Evet. Yani Van'daki adam da diyor ki bu kira nerede var? <laughs> evet. Muş'taki adam da bunu soruyor. Giresun'daki adam da bunu soruyor. Antalya hiç bahsetmiyorum. Antalya'da 20 bin lira altına kira yok zaten yani. Tabi tabi öyle oralarda öyle. Sonra şu deniliyor. Biz <laughs> bütün Türkiye harmanlıyoruz. Ee, peki Bodrum'daki kiraları da dahil ediyor musunuz? Çeşme'deki kiralarda da dahil ediyor musunuz? Şimdi onu diyecektim Günlük ben de. evet. Tatilcilere uygulanan kiraları günde 2500 lira 3000 liralık kiraları buna dahil ediyor musunuz? Şimdi kendi Şimdi eğer en düşüğü olmayan rakamı bile işin içine koyuyorsanız acaba şunu mu yapıyorlar? Hani şu an kaldırıldı ama personel lojmanları var. Onlardan kiralamıyorlar. Ha bak o konuya da girelim biraz sonra. Şimdi evet. personel tamam. lojmanları 0 lira diye işte imamın lojmanı, memurun lojmanı, efendim SGK uzmanının lojmanı diyelim veya milletvekili lojmanları. Bunlar eğer kira verilmiyor diye sıfır lira kabul edilip öyle bir ortama alınıyorsa e kardeşim bu da bu da büyük bir e, affedersin sahtekarlık olur. Yani o evet ona, ona biraz sonra daha detaylı girelim. Ee, az önce kendi verdikleri örnek örneği siz dile getirdiniz. Ne dedi Sayın e, TÜİK Başkanı? Van'daki domates de dedi, etilerdeki çeri domatesi aynı fiyat mı? Tabii ki bundan ortalamasını alacağız. Birincisi Van'daki bir defa domatesleri bir defa farklı. Yani Van'daki domates fiyatıyla çeri domates yani ürünler farklı. Fa yani. Ürünler farklı zaten yani. Yani domatesin fiyatı her zaman daha uygundur normal domatesin. Çeri domatesininki daha pahalıdır. Sonra bir de buna etiler ve Van'ı katıyor işin içerisine. Tabii etilerdeki bir manav, manavı kıyaslarsanız, e, Vandaki bir işte yol kenarında veyahut da bir e, manavla kıyasladığınız zaman fiyatlar farklılık gösterecektir. Bu doğru, buna katılıyoruz. O zaman madem ki ortalama alıyorsunuz, etilerdeki kirayla Vandaki kiranın da ortalamasını alın o zaman. Bugün baktık, beraber baktık bugün. Bugün etilerde işte internetten baktık, 35 bin lira var en düşük. Gördüğümüz bugünkü etilerde ki o da en, ev, en yani. düşüğü 35 bin lira ve 270 bin lira aralığında evler var en düşüğü 35 e, tabi belki de 270 binden daha fazla değeri olan evler de vardır ama bu, bugün ilana girmiş olan e, gördüğümüz bunlardı yani 270 bin lirayla 35 bin lira aralığında bir e, ilan şeysi var etilerden bahsediyoruz. Peki ortalamayı alırken domatesle, Van'la Etiler'in ortalamasını alıyorsunuz da kiranın ortalamasını o zaman niye almıyorsunuz? 5800 lira ortalama olması için az önce siz de ifade ettiniz hani. E, o zaman Van'daki kiraların hani 100 lira 200 lira olması lazım ki işte Etiler'le kıyasladığınız dengelesin. zaman dengelesin yani. O zaman demek ki en üsttekileri almıyorsunuz ama en alttakileri de yani şöyle diyeyim e, ee, şu anda bu, diyelim ki Türkiye'nin şey yok. herhangi bir yerinde evet. diyelim ki 6 bin liralık kiralık bir yer var diyelim. Yani ev sahibi insaflı, kirasını fazla zam yapmamış, bin lira süre gelen bir kiracısı var diyelim. 6 bin lira yapmış. Ama bu en düşük olabilir. Evet. En düşüğü olabilir bu. Dediğiniz gibi 100 bin lira kira var. Yani bütün bu ortalamaları siz aldığınız zaman bir kere 6 bin liranın altına düşmez ki bu. 6 bin liraya bile düşmez yani evet. Yani bunun çıkacağı yer, hadi diyelim ki eski kiralarla, şimdi Enag'ı öyle eleştiriyor Sayın Çetinkaya, Kaya. Başkan diyor ki, sadece kiraya bile baktığımızda diyor, Enag'ın diyor rakamları şişir şişirdiğini görebiliriz diyor. Biz diyor, mesela onu şöyle okuyayım, TÜİK ve Enag verileri arasındaki farkı kira fiyatları hesaplamalarında görebiliriz diyor. TÜİK tarafından takip eden kira fiyatları için diğer tüm mal ve hizmet fiyatlarında olduğu gibi sabit tanım ve kalitede seçilmiş olan 5000 üzerinde konutun ayrı kira değeri izlenmektedir. Bu 5000 konutun hangisi 6000 lira? Evet. Enak ise kira fiyatlarını emlak sitelerinden doğrudan almakta diyor. Öyle bir suçlama yapıyor ve kira artışını her ay tüm kiracıların ev değiştirmiş olduğu varsayımı üzerinde hesaplamaktadır diyor. Ha yani TÜİK e, yıllardır diyelim ki oturan bir insanın kirasını baz alıyor. Anladığım kadarıyla. En akıda. da Onunla e, suçluyor. Evet her ay yani her ay sanki ev değiştiren bir insanla hesaplaması yapmakla suçluyor. Şimdi doğru ama yani şimdi, şimdi şöyle doğru ama yani en düşük kira 6000 olabilir bak en düşük kira. Evet. Efendim 6000 lira olabilir. Nasıl olabilir dediğimiz gibi. Yani adam tanıdığıdır, eşidir, dostudur, bilmem ne dedir Kirasını fazla artırmamıştır. Evet. Anlatabildim mi? Böyle bir şey olabilir. Ama e, şu anda mesela e, normal kiracı ve ev sahibinden bahsediyorsak bunun kanuni olarak 5 yıl süresi vardır. 5 yıl sonra ev sahibi o civardaki raiç kiray bedeli üzerinden kiraya verebiliyor. Yani adam mesela... 5 bin lira, 6 bin lira. 5 yıl orada kirada kaldı diyelim. Ve akrabası değil, eşi dostu değil, tanıdığı değil. Sonra civara diyor ki ben diyor civarın kiralarına bakacağım. Bu sefer yeni dairelerin de kiraları devreye giriyor. O civarda eğer kiralar 15 bin liraya çıktıysa adam diyor ki bundan sonra bana diyor bu 6 bin lira değil bana diyor işte 12 bin lira 13 bin lira öde diyor. Anlatabildim mi? Yine 15 bin yapmıyor belki. Evet sen eski kiracımsın diyor. Sana diyor bu kadar zam yapmam ama diyor ya istersen diyor çık başka bir yerde ara ya da ben diyor 12 bin lira yapacağım bunu diyor. Şimdi ama birazdan insafsız olanlar diyor ki kardeşim buradaki kiralar 20 bin lira 25 bin lira ben yeni kiracıya verebilirim. O yüzden ya bu fiyat parayı ver ya da Bana ben çık. seni çıkartacağım diyor. Evet. Şimdi o yüzden kiracı ev sahipleri arasında uyuşmazlık var. O yüzden ara buluculuk müessesesi onun için oluşturuldu. Ve ara da o yüzden çözemiyor. Yığıldı hep böyle. Şimdi dolayısıyla evet. yok böyle bir fiyat yani. Kesinlikle. Sen şimdi en azı suçluyorsun. Niye? Efendim internetten fiyatlara bakıyor diye. E karı, sen nereye bakıyorsun fiyatları? 6 bin lira nerede var? Evet. Nereye baktıysan bize de haber ver. <laughs> He, ha, bir emlakçı açtıysan, yani TÜİK emlak, bu, bu fiyatlardan eğer daire kiralıyorsan hepimiz kiralayalım. Böyle bir şey yok. Yani dediğiniz çok doğru. Yani 5800 lira diye bir kira yok. Böyle bir ortalama da yok. Yani 113 lira zeytinyağı yok. Hem Türkiye'nin 147 de lira peyniri yok. Yok. Şimdi şeye gelelim. 34 lira muayene ücretine gelelim. O da yok. Yani öyle bir şey yani. yok. Şimdi değerli izleyicilerimiz bilirler. tabii burada şimdi şöyle bir şey var. 34 lira nasıl buldu acaba? Yani diye düşünüyoruz. Onunla ilgili bir açıklaması var mı acaba? Denk geldiniz mi? Şimdi şeyi örnek veriyor zaten. Bir kira olayını anlatıyor. Evet. Orada da dedik zaten böyle bir kira yok. Bir de yumurta örneğini veriyor ki yumurta fiyatı aşağı yukarı aynı. Yani o yüzden yumurta örneğini veriyor. Evet. Diyor ki bakın diyor işte 30'luk yumurtada tane 2 liraya düşüyor diyor. Ama diyor işte eee gezen, gezen tavuk, tavuk yumurtası 5 lira oluyor diyor. Evet. Bunun ortalaması diyor 257 normaldir diyor. Evet normal. Biz zaten yumurtayla ilgili bir şey söylemiyoruz. Evet. Yani bazı maddelerde uyumlu olduğunu görüyorsunuz zaten. Ama burada işte kiraydı, yurt parasıydı, bilmem neydi, Onlar zeytinyağıydı. Bilmem esas, bilmem evet. ya. yani o lise konta baktığın zaman çok önemli farklılıklar var. Tabii. Bunu bunları, bunları soruyoruz zaten biz. Yoksa yumurtayı sormuyoruz. Biz zeytinyağını soruyoruz. Niye 113 lira? Evet. Peyniri soruyoruz. Niye 147 lira? Yurt parası niye 457 lira? Ve e, doktor muayene ücreti niçin 34 lira? Nasıl evet. 34 lira oluyor? O da herhalde zannımca hani devlette işte muayene ücreti yok ama eczaneden gidip katkı pay alınıyor. Devletin verdiği hizmeti 0 lira kabul edip e, şimdi bu evet şimdi orada şunu söylememiz gerekiyor o zaman. Evet. E, kamu hizmetlerini siz enflasyon sepetine koyamazsınız. Eğer kamu hizmetlerini çünkü devlet hastanesi ne demek yani sigortalı olan kişi zaten gidip orada ücretsiz muayene oluyor zaten. Yani onu siz yani bir hastanenin e, muayene ücretiyle devlet hastanesinin kamu hizmetini siz bir ortalama almaya kalkarsanız bu yanlış olur. Eğer böyle alacaksanız o zaman siz ifade etmiştiniz zaten az önce yani programdan önce. O zaman ödenen sigorta primlerini de o zaman baz alacaksınız burada. Yani kamu hizmeti çünkü bu. Yani devlet hastanesi para mı alıyor vatandaştan? Yani 34 lira siz hangi ortalamayı alıyorsunuz? Şimdi bunun aslında itirafını da yapıyor Sayın Çetinkaya. Diyor ki mesela biz diyor doğalgazı diyor vatandaşlarımıza diyor hani Karadeniz'de doğalgaz bulduğumuz için diyor sıfır liraya verdik diyor. Bunu diyor yurt dışındaki danışmanlarımıza sorduk diyor yani ilgililere. E, bunu da enflasyon sepetine dahil edebilirsiniz dediler diyor. Ya tamam da kardeşim doğalgaz, benim doğalgazım zaten. Evet. Milletin doğalgazı. Artı sen şimdi o zaman ulaşım bedellerini, yani ulaşım ulaştırma bedellerini, e, hani köprüler, otoyollar falan var ya, ücretliler var, ücretsizler evet. var. Ücretsizler sıfır lira mı hesaplıyorsun? Yani değil mi? Tamam da sen onları benim vergimle yaptın. Tabii. Benden vergi aldın sen onun için. Benden prim alıyorsun sen efendim benim e, birçok ödememi yapman, yapman için hani o hastane ücretleri benim benim primim karşılıyor. Evet, tabii bunları canım yani. vergiler ödeniyor, primler ödeniyor bunun karşılığında. Dolayısıyla burada e, büyük bir yanlışlık var. Evet. Yani 34 lira bir muayene ücreti e, ifade edilemez. Yani devletin zorunlu hizmetleri enflasyon sepetinde olamaz. Olamaz. Eğer olacaksa onun vergileri de o zaman il ilave edeceksiniz. Evet. O, ben, onlar yani. çünkü ben karşılıyorum ya. Tabii. Benim primim karşılıyor. Evet. Benim vergim karşılıyor onları. Onu ödemesin ben peşinen yapıyorum zaten yani. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ee, güzel bir program oldu. Önemli konulara da değinmiş olduk. Ee, katkılarınız için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sana. Sen seyirciler yarın yine e, kum saatinde saat 18'de birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.